sevgili Bilecik Olay ailesi. Bugün günlerden cumartesi, diğer bir anlamıyla sokak röportajı. Bugün halkımıza soracağımız 19 Mayıs sizin için ne ifade ediyor sorusuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. 19 Mayıs çok büyük şeyler ifade ediyor aslında. Atamızın Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla ilgili bu birincisi çıkarım. İkinci çıkarım da zaten Atatürk'ü anma günü olarak da anılıyor. Sırf bugün de değil de yani güzel olarak Atatürk'ü genel olarak aslında şöyle söyleyeyim. 19 Mayıs gibi daha üzücü günlerde anılmaktansa 19 Mayıs gibi benim kendi doğum günüm dediği günde anılması daha güzel aslında. Kendisinin dediği gibi beni anlamak veya dinlemek, beni illa görmek demek değil. Benim düşüncelerimi, fikirlerimi görüyorsanız ve biliyorsanız beni anlıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur demek diye bir sözü vardı. Bunu şiar edinmek lazım. Bu şekilde Atatürk'ü anca anlayabiliriz. Ve Kurtuluş Savaşımızın başlatan adım olarak da 19 Mayıs'ı güzel bir gün olarak da görebiliriz aslında. 19 Mayıs. Nasıl anlatsam ki? 19 Mayıs Atatürk'ün bize bir armağanı. 19 Mayıs bize gençleri sevindiriyor. Biz gençler için daha bir güzel gün düşünüyoruz. Vallahi abla ben köylüyüm, bilmem ki. Sen mi arkadaşın o? Vallahi. Eskiden çok şey ifade ediyor da şimdi hiçbir şey ifade etmiyor. Onu siz mi dediniz? Her şeyi, özgürlük. Ondan sonra elbette her şeyi ifade ediyor. Şimdi bayramımız yani 19 Mayıs. Kuş bayramı yani. O kadar yani, başka bir şey. 19 Mayıs bize neyi ifade ediyor? Atamanın bize bıraktığı günü ifade ediyor. Ya daha doğrusu pek fazla düşünmediğim için bir şey de söyleyemeyeceğim hocam. Atatürk ifade ediyor. Zafer, 19 Mayıs Zafer Bayramı. Gençlik, gençliği. Bunları ifade ediyor benim için. Yeni bir yaşama girmediğimiz yeni bir devletin kurulması yeri. Atatürk'ü hatırlıyorum. Neden Atatürk? En büyük gururumuz. O Atatürk olmasın zaten sorumuz ne olurdu onu bilmiyorum. 19 Mayıs öncelikle Atatürk'ün gençliğe hediye etmiş olduğu bir gün olarak tarihlerden beri kutladığımız bir olaydır. Bizim için gençliğin simgesi, çocuklarımız da zaten bunu her sene tekrar tekrar yaşıyorlar, kutluyorlar. Yani dün 19 Mayıs zaten, bunları güzel bir şekilde kutladılar gençlik olarak. Ama bence benim önerim gençlerin bunları daha faaliyetli, daha kapsamlı bir şekilde kutlaması olur. Çünkü gençler her zaman geleceğimiz bizlerde. Önerim bu şekilde olur yani. Gençlerin bunları daha kapsamlı bir şekilde kutlaması olur. Atatürk'ün savaşa çıkması. Yani Kurtuluş Savaşı başlamış yani. Güzel bir şey, güzel bir gün. 19 Mayıs Atatürk'ün bize armağan ettiği gençliği korumayı ifade ediyor. 19 Mayıs istiklalimizi ifade ediyor. Memleketimizi, vatanımızı kurtarıyor. Bayramımız. Atatürk'ün bayramı. Gençlik ve Spor Bayramı'nın Cumhuriyeti gençliği daha yetmez mi? 19 Mayıs zaten Atatürk'ün bize armağan eden yani gençlik bayramımızdır. Yani Türkiye'nin yani artık geleceğimiz yani gençlerin elinde gösteriyor. Bunları ifade ediyor benim için. Ne ifade edecek? Ne ifade edebilir? Ne ifade ediyor? Gençlik bayramı, çocukların bayramı. Onu da yasak ettiler. Onu da yasak ettiler işte. Çocuklara yazık, günah. Gazeteciler içeri aldılar, bilmem bir şeyler oldu. Evet. 19 Mayıs Atatürk Gençlik ve Spor Bayramı. Yani bütün gençlerin bayramı bizim için çok bir şey ifade ediyor yani. Bayağı yani etkinlik olsun, etmek olsun. Etmek olsun ediyor yani. Bayağı şey ifade ediyor. 19 Mayıs'ta? Niye ihtiyacı tahil yapıyoruz işte. Oturuyoruz orada çay içiyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli Atatürk bu ülkeyi bugünkü sınırları düşmanlardan kurtardıktan sonra ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalını, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin yen yerel temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Ülkeyi gençliğe emanet ediyor. Çocukla yaşlı ne yapabilir? Bundan daha milli bayram
tabii dini bayramlarımız da başımın üstünde yeri var ama bundan daha güzel ne olabilir? Vatanın her zaman bugün de ordu nedir? Genç, dinamik, enerjik, olgun ve dolgun. Ordu bu ülkeyi koruyor, kolluyor. Bu bizim en büyük nimetimizdir, en büyük değerimizdir, en büyük kıymetli ülkeyi ayakta tutan her zaman hazır ve nazır. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Doğru bir soru sordu. Ya bunu daha önceden söyleseydiniz de ben biraz düşünseydim. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Samsun'dan çıkışı, hayır Türkiye Cumhuriyeti'nin yani kuruluş temellerinin yani başlangıcı. Yani Türkiye'nin her şeyi. Yani devletin yani başlama noktası. Yani bence öyle şey oluyor. Gençlik bayramı, gençliğin ifade eder. 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı ama Türk dünyası için en büyük şeydir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, kurtuluşu, varoluşudur benim için 19 Mayıs. Atatürk ülke ve inkılaplarının varoluş zamanı. 19 Mayıs benim için Atatürk'ün bıraktığı büyük bir anlam taşıyor benim için. Gençlik ve... Sen niye çekiyorsun? Yani büyük bir iz bizim için. Gençler için böyle bir gün olması ne bileyim bence çok farklı bir duygu. Biz de genç olduğumuz için bunu çok hissediyoruz yani. Atalarımıza da teşekkür ediyoruz. Niye diyor Türkiye'nin kurtuluşu, Kurtuluş Savaşı'ndan Atatürk'ün 19 Mayıs'a çıkıp gençliğe hediye etmiş bir bayramdır. 19 Mayıs Yüce Önder Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın başlaması için ilk adımlarından bir tanesidir. Samsun'a çıkışıdır, çıkış tarihidir ve Kurtuluş Savaşı'nın başlamasına sebebiyettir. Gururluyuz, sevinçliyiz ama şu bugünkü olan durumlar için üzüntülerimiz de var yani. Benim için gençlik ifade ediyor, başka bir şey ifade etmiyor şu an. Çünkü Atatürk bu 19 Mayıs'ı gençlere sunmuş. Bana gençliği hatırlatıyor yani. Bizim için bizim bayramımız oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ün gençlik ve spor bayramına yaptığı katkılardan dolayı vatani ve milletimizin doğal olarak kendini sportmence ve vatanseverlik duygusuyla ifade ettiği güzel bir olay ama bunu sindirmeye çalışanlar var. Yani bunu ortadan kaldırmaya çalışanlar var. Yani 18 şimdi şöyle bir durum var. Şöyle anlatayım ben. Detaya gireceğim yani burada normal bir konuşma yapıyorum burada. Şöyle anlatayım. Atatürk'ün bu ülkede örtbas edilmeye çalışıyor. Yani Atatürk ismi bazı insanların biraz zoruna gidiyor galiba. Yani bu konuda şöyle anlatayım. Örnek veriyorum. Ufak bir örnek olsun. Şimdi birileri diyor ki Atatürk diyor Türkiye'yi tek başına mı kurtardı diyor. Sanki hani böyle onun hiçbir katkısı yokmuş gibi. Hep bir başkalarını devreye sokarak bazı şey Atatürk'ün üzerinden bazı yorumlar yapmaya çalışıyorlar. Peki ben de şeyi sormak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı'da koskocaman bir devleti yönetiyordu. Güneşi batmayan bir ülkeydi. İstanbul'u tek başına mı fethetti? Ben de bunu sormak istiyorum kendilerine. Yani Atatürk'ün üzerinden bu kadar yorum yapıyorlar da Fatih Sultan Mehmet'i sanki İstanbul'u tek başına fethetmiş gibi niye yönetiyorlar? Hepsi biziz. Osmanlı da biziz. Atatürkçü de biziz. Bu devletin buraya gelmesi, bu noktaya getirenler de biziz. Vatan bizim. Yani şimdi bazı yorumlar var. Şöyle hani sanki bir taraf yokmuş. Ülkeyi ikiye bölme çabaları. Atatürkçüler, Atatürkçü olmayanlar gibi. Ama bazı şeylerin farkında değiller. Bu ülkede, Türkiye topraklarında aynı bayrağın altında hep beraber yaşıyoruz. Yani bunu değerlendirerek konuşmak lazım. Hani sadece gençlik ve spor bayramı diye sindirmemek lazım. Bu zamanlara gelmek için nice şehitler, nice gaziler, nice yollardan geçtik yani. Ama inşallah bundan sonra daha güzel olması dileğiyle. Bir sokak röportajımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni sorularımızla karşınızdayız. Hoşça kalın.